ederim. Evet, okul yoluna çıktık şimdi. Okul uzakta değil, yani hemen 2-3 dakika yakınında okul. Evet Musa. Evet. İyi uyudun mu bugün? İyi. İyi uyudun mu? İyi. Sadece iyi mi? Evet. Musa sabahları böyle biraz zombi gibi oldu ya. Pek konuşmuyor. Değil mi oğlum? Evet. Evet, Musa'nın okulu sabah 8'de açılıyor. Ama 8.30'da en geç bırakmamız lazım Musa'yı. Yani biz tabii ki 8'de bırakıyoruz. Erkenin orada olsun diye. Bu arada oynuyor Musa tabii ki. Saat 3.30'da da alıyoruz onu. Bayağı uzun bir... Bugün çarşamba olduğu için yarım gün okul oluyor. 12-10 geçe gibi okul bitiyor. Ondan sonra Musa'yı almaya geleceğiz birazdan. Daha burada kışın olduğu için tabii ki sabah 8, daha karanlık. Evet, kış ambiyansı olduğu için tabii burada bir Noel ağacı oluyor. Burada gördüğünüz bayan da çocukları ne yapıyor? Buradan karşıdan karşıya geçsin diye orada duruyor işte. Bunlar para falan da almıyor. Şimdi o kelime aklıma gelmiyor ama. Bak gördüğünüz gibi burada kıyım arka. Evet, çok seviyorum bu bayanı. Sempatik buluyorum, daha doğrusu seviyorum demeyelim de. Evet. Bizim günümüz böyle başlıyor. Musa'mızı okula götürüyoruz. Şu bisikletle giden de öğretmen. Öğretmen gibi durmuyor ama öğrenci gibi duruyor biraz. Ha, burada ölen kişilerin resmini koyuyorlar. Yani cenaze şey oluyor bu da. Kurumu gibi bir şey. Bunlar gördüğünüz gibi şeyin içine falan da koyuyorlar. Böyle kutunun içine falan da koyuyorlar. Yakıp onu biliyorsunuz zaten. Evet, Musa'nın okuluna geldik. Gördüğünüz gibi bina, bildiğim bina. Yani Türkiye'den ben biliyorum, Karaman'dan okullar biliyorum, bildiğin saray gibi. Burada biraz daha mütevazi oluyorlar böyle okullardan vesaire. Karşıda yine o bayanlardan bir tanesi var. Sabahın köründe kalkıyorlar. İşte emekli falan insanlar oluyor çoğu zaman. Yani okulun girişi burası. Evet Musa, hazır mısın okula? Musa'nın okulu bu arada gayet iyi gidiyor, başarılı gidiyor. Kamerayla çektiğim için herkes bana bakıyor. Ya. Yeah. Okay. Şimdi Musa sen öpeyim. Hadi. Hadi Musa, iyi dersler oğlum. Evet Musa'yı ben her gün bu yolun sonuna kadar bekliyorum. Normalde ikinci defa daha bakıyor. Bu defa kendi öğretmeni geldiği için bence orada duruyor kendi öğretmeni de. Aa, baktı yine de. Heh. Şimdi eve git. Evet İknur. 2 saatin kaldı. Randevuna daha hazır değil. Her zamanki gibi. İknur. İknur! Ne yaptın? Manyak mısın ya? Evet, insan işlenmadı. Korkuttum. 10.50'de şimdi yetişmeye çalışıyoruz. Ben sabah 7.30'da kalkıp nasıl yine geç kalıyorum anlamadım. Ama geç kalmayacağım tabii ki. Yetiştirir beni kocacığım. Trafik de yok. Dişlerimin durumu bu şu an şu şekilde. Şurası ayrıldı. Bu da ayrılacak ve oraya tedavinin sonunda ek bir dolgu gerekiyor çünkü o dişlerim küçükmüş olması gerekenden.
Tedavim şimdilik canımı çok acıtmıyor. İlk günler biraz tabii ki his oluyor. Böyle sıkı bir his oluyor. Çiğnemekte falan zorlanıyorum. Ama onun dışında 3 gün sonra hiçbir şikayetim kalmıyor. Benim en canımı sıkan diş tel tedavisinde şunlar. Oraya dolgu yapıldı. O dolgunun da mavi olmasının sebebi ilerleyen zamanlarda temizleme esnasında kendi dişimi de götürmemek adına o mavi rengi kullanıyorlar dolguda ki temizliği kolay olsun. Musa her gördüğünde anne niye öyle mavi diye tekrar tekrar soruyor. Onun dışında da şimdi oğlumuzu logopediden alacağız. Okuldan alacağız. Biraz Belçika'yı göstereyim. Burası şehir merkezi sayılır. Türklerin yoğunlukla yaşadığı yerler. Şurası mahkeme binasıydı değil mi? Evet, eski mahkeme binası. Çok güzel orası. Belçika Avrupa ülkeli diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha bence mimarisini korumuş bir yer. Evet. Buradaki öğrencilerin stili şöyle göstereyim. Böyle hippi stili genelde. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Biraz böyle cool takılıyor gençler burada. Bunu da ek olarak söyleyeyim. Lelim'in 7. ayına girerken de böyle görünüyorum. Hatıra olarak kalsın. Dişlerim bayağı düzeldi yalnız ha. Dişinle hava atmak tabii bana. Aslında bir sürü para verdim dişe. Hava atarım tabii ki. Ne diyor Türk parasıyla? 5000 euro vereceğim. 5000. Şimdi 20 küsür. 20, 100 bin lira para veriyorum bu dişe. Yanaklarım da ne oldu öyle ya? Evet, bir yandan deodorant sıkıyor Nur. Bir yandan camın kirini güneş vurunca gördüm şu an. Acilen araba yıkanması lazım. Türkiye'ye giderseniz bunu kesin almanız lazım. Çok güzel. Bence ona kimse bakmaz, cama bakar Eknur. Yasin sen camını kim ne yapsın ya? Şimdi arabanın park yeri ödemesini böyle telefondan yapıyor. Yasin hadi dondum. Havanın güneşli olduğuna bakmayın soğuk. Evet, ocaktayız şu an. Hava yani gerçekten süper. Geçen videomda söyledim, iklim değişikliği gerçekten var, esneme inanmıyordum ama ocakta şu havayı yani bilmiyorum, çok değişik. Vallahi ben üşüyorum Yasin. Ya etkilendim haberlerden. Ya İlknur tabii ki her zaman üşüyor. Ya haberlerden etkilendim. Ama bence gerçekten var yani. Bu zamanda bu sıcaklık normal değil. Evet, bu da İknur hamile, 7. ayına giriyor. Evet, 7 aylık bebeğim. Her yerde bir dans, her yerde bir oyun peşindesin İknur. Ya, ben kusura bakmayın şımarık falan demişsiniz de ben şımarığım zaten. Evet. Hayat şeyim asla büyümemek. Çok şımarıksın. Ben ergenlikte bir kızım. Evet, ama şımarıklı da hak ediyor ya. Hayat zaten ciddi değil mi yani? Yani hayat zaten ciddi İknur dediği gibi. Ya biz ikimiz de biraz çocuk kalmayı seçtik. Seçtik değil, öyleyiz zaten. Zaten Yasin size şöyle söyleyeyim. Evlenirken ben Yasin'e söz verdiktim. Hani bu... Ben aslında önceden ergenlikte hiç çocuksu değildim. Çok olgundum ama Yasin'le bizim enerjimiz birleşince böyle bir bebek gibi falan konuşuyorduk evet. Allah'tan onu bıraktık Yasin. Tam bırakmadık yine ama. İşte Yasin'e söz verdirdim bana evlenme teklif ettiğinde. Her zaman böyle çocuk ruhlu kalacağız diye. Evet, sabahki zaten görüntüde Belçikalılar kamerayı pek sevmiyor. Hatta gördüm böyle tuhaf bakıyor aynı adam gibi. Evet. Burada geldiğimiz evet. Yer işte. Oo. Evet. Elleme kız. Şaka yaptım tabi biliyorum da. Gerçekten götürmeyecektin değil mi onu? Heh. Saçmalama ne yapayım benim gözlerim bozuk değil. Burada da her zaman bir kap bekleme olayı var niye? Evet, kaç aylık var şimdi bu dişinde? 3 ay.
işlerde ayrım var, evet. Normalde o yok bende. Hepsi evet. Bitişik, bir tek var. Hello. Doktorumuz geldi. Evet, şimdi gevşemiş telleri düzeltecekler tekrardan. Bizi bu pompa merak etmiş. Evet, şu an temizlik yapılıyor. Buradan tekrardan telleri takılacak. Renk seçmem lazım. Ben pembe seçmiştim, mavi seçmiştim. Şimdi şu beyazları seçeceğim. Ya değil, doğrusu. İyi seçim değilmiş, çabuk leke oluyormuş. Ya diş telleri değil de hiç bulağlar beni öldürüyor. Acıtıyor mu? Hı-hı. Yani çok tuhaf his getiriyor. Anlatılmaz yani. Anlatamam size. Tam da şu anda İsa saldırı yapıyor yandan. Şimdi burada doğru iktir hadi. Küldürme şu monkeyi. Hadi ıhla iktir. Hadi 1-2-3 ıhla. Ihtı ıhtı. Ya sus, korkuyorum. Çak şaka, hiç korkmuyorum ben. Evet, İktir bence erken doğum yapacak. Bu... Evet iktir. Şimdiden hissediyorum sık olduğumu. 6 hafta içerisinde tekrar gelmemiz gerekiyor. Evet. Dur bakayım işte. Nur tam da buradan geçerken yine müşterisini gördü. Kaşlarını yaptırmış İknur'a. Kaşlar için herkesi bekleriz bu arada. Sadece YouTube için değil, kaşlar için de bekleriz. Ben söyledim. Bir sıkısını takmış, bir kalınını. Şu telin 3 aşaması oluyor galiba bildiğim kadarıyla. Birincisini ben ilk seferde taktım. O inceydi, bu ikincisini de takmıştım. Bu bir kalını ve daha sıkısı. İnanın daha 5 dakika olmadı. Şimdiden hissediyorum. Bu maviler iğrenç. İğrenç. Onun amacını da söyleyeyim. Hem bu arkadaki blok yıslar kırılmasın diye, hem de dişler o şekilde rejimine değmiyor. O zaman da daha çabuk ön dişler düzeliyor. Şöyle göstereyim. Bu sefer beyaz seçtim. Hep böyle pembe seçmiştim. Mavi şey. Beyaz. Yasin benzin alıyor. Benzin fiyatı ne kadar? 1.63. Sana gıcık oluyorum. Geç aldığı için üstelik, yani 1,5 hafta geç almış kontrol ettiğimde. Geç aldığı için bayağı kızdım Yasin biraz evvel. Tartıştık biraz, o da bana kızdı niye beni panik yaptırıyorsun diye. Neyse, arayıp erkene aldırdım. Februar'ın sonuna aldırdım. Yani anlamadığı şey, her gittiğim randevuda bir hafta geç aldığımda tedavi sürecim bayağı uzar o zaman. Ben bu işi hemen halletmek istiyorum. Yani niye ağzımda boşuna 2-3 ay daha fazla takayım, değil mi ama? Özür dilerim. Özür dilerim. Yasin, anlamadın şey, her hafta bir hafta ben 3 ay niye fazla takayım diş telini? Özür diledim mi? Evet, herkes böyle çocuğunu almak için sıraya bekliyor. Musa, sabah okuldan çık. Sabah okula gittik beraber, şimdi okuldan çıktık. Nasıl geçti okulun? Ben bakayım, Fitzner. Vartılat okusundan. Çıktınız bugün. Uykucular uyanmadınız. O yüzden arabayla gidiyoruz. Evet. Bekliyoruz şimdi. Saat 12.20. 10 dakika daha var. Musa'nın logopedisine. Logopedi burada.
ek ders oluyor. Okuldan sonra çocukların ek derslerini yapabildiği yerler oluyor. Musa ne için yardım alıyor buradan? Yani Hollandacası için. Çünkü biz evde Türkçe konuştuğumuz için. Yine de bir Belçikalı kadar Flamancaya hakim değil Musa. Hadi oynayalım. Taş yapmak aslında. Ya, hadi. Taş yapmak aslında. Ya, of. Ay, sen kazandın. Ben kazandım, hadi. Ya şimdi orada ne yapıyor? Ne? Bunu Türkçe yaz Yasin. Kupedideki öğretmenin bu mu sevdiğin? Hay how to heal from fun you eh? Ya. Okay Musa. Thank you Musa. Bye bye Musa. TikTok yapıyor. 15 dakikamız var. Açlıktan ölüyorum. Eve gidip kahvaltı edeceğiz daha. Saat de 1 oldu. Öğretmenin de hamileymiş. He. Öğretmenin de hamileymiş. Öğretmenin de Baykun'da şey varmış. Bebek. Asırıyoruz. Evet, o da erkekmiş hem de. Levke. Ya. Hadi git. YouTube işini Yasin bayağı ciddiye aldı. Yasin burada video editliyor. Yarın koyacağımız videoya. Ben de lazanya koydum fırına hemen hızlıca. Lazanya yaparken hazır fırın çalışıyor. Devir, ekonomi devri ilk nur dedim. Canım da revani çekiyorken hemen bir şipşak revani yaptım. O esnada şerbetini yaptım. Şerbeti bahçede soğuyor. Şimdi şurada bir yerde soğuyor. Revanim de çıkınca ikisi de ılık halde şerbetini dökeceğim. Yasin yemeyeceğini iddia ediyor. Hadi bakalım, ben hiç inanmıyorum revaniyi yemeyeceğine. Yasin diyette, biliyorsunuz izinliydik ikimiz de birer hafta ve tam Yasin 2,5-3 kilo aldı. Ben de 2 kilo aldım ama ben hamileyim yani. Of of of. Köşeler biraz fazla kızarmış ama süper görünmüyor mu? Valla süper gözüküyor. Bugün bir de kahvaltı da yapmadım. Diyette. Diyette. Yasin revani yiyecek misin, yemeyecek? Tabii misin? Yiyeceğim ya. Sordun soruyu. Hani yemeyecektin? Sordun soruyu, senin kulağın duyuyor mu? Kulağım yani duyuyor. Ağzından çıkan lafların kulağın duyuyor mu senin yani? Evet, normalde biz sadece sarı peynir, yani Hollanda kaşar peynir yapıyorduk. Bir de taze böyle mozzarella. Bidonun içinde mozzarella vardı. Evet işte Enzo'nun ismi. Ama taze, tam taze böyle mozzarella. Bildiğiniz şeyden değil yani. O yüzden biraz sulanmış, evet. Şurası farkındaydı. Farkındaydı. Seni evet. Dinledi. Onu da koyduk üzerine, biraz sulanmış ama yine de güzele benziyor. Hadi gidelim yiyelim. Bu Türk iş lazanya. Hayır. İçeriği bana ait. Ya yalan söyleme ya. Nasıl ya? Ya arkadaşlar yalan söylüyor. Hepsini ben aldım.
Ama içeri yani şeyi bana ait, formülü bana ait. İçi tavuklu, sen kıymalı yaparsın. Tamam, bir tek onu değiştirmişsin işte. Yasin, her şeyi sen bilmiyorsun. Ağzında da ibek var, o da bir zoomlayalım. Dişlerini de göster be. Şimdi temiz mi? Havla bir de. Yok artık. Afiyet olsun. Evet, yemeğimiz hazır. Yiyip acıttım. Şöyle göster. Oo, vallahi çok güzel benziyor. Bak Yasin, yani ben bu şekilde yapıyorum, gayet güzel oluyor. Yılların kahve içicisiyim. Suyu, iki bardak suyu ölçtük. Üzerine iki ölçeği atıyorsun ve öyle bırakıyorsun. Hiç karıştırmıyorsun. Sen yanlış yapıyorsun. Her gün niye içiyorsun ben yanlış yapıyorum? Suyu da oluyor yaptın, tadı da olmuyor. Böyle bak biraz durmalı. Tamam. Bu arada bu kahve de bize hediye geldi. Onu da söyleyelim. Müşteri Türk kahvesi. Yapıyor burada. Evet. Müşteri şimdi şuradaki siyah şey ne? Çok merak ettim. Şu mu? He, sap gibi bir şey duruyor orada. Bak şimdi kokur diyor değil mi? Tamam. Bu esnada karıştırıyorsun. Ve kapatıyorsun biraz. Kapatıyorsun bak. Anladın mı? Anladım. İyice karıştırıyorsun. Karıştırıyorsun. Açıyorsun. Bak. Bak Yasin'cim. Öğren bunları. Bana izin, bak bak sokun diyor. Bir yarısını buna döküyorsun. Bir yarısını buna döküyorsun ki. Köpüğü biraz şey olsun. Suyu bende kalmasın. Evet. Sen hep suyunu bana içiriyorsun. Ama iyi köpürdü ha. Valla bu makine en ucuzu, en evet. İyisi arkadaşlar. En ucuzu ama bizce en iyisi. Yemin ederim benim Türk kahvem daha güzel ha. Yasin ya! Vallahi daha güzel, vallahi. Vallahi daha güzel. Ver şu kofimi ver. Verir misin yani? Buyurun. Daha ilk günden, YouTube'un ilk zamanlarında çirkefliğimi belli etmeyeyim. Şu da Avrupa'yı bir yüzün arkasında Turkish Gro. Yemin ederim YouTube için falan değil, bak yemin ediyorum. Bebeğim şu an hıçkırıyor. Zaten 28 haftalığa giriş yapacağız neredeyse. Sakalarım beyazlamış ya. Pis. Ya bir dur, burada bebeğimizle ilgili konuşuyorum. Ama burada gördüm, sakalarım beyazlamış. Neyse yani bebeğim ilk defa hıçkırıyor. Dün gece de biraz hıçkırır gibi oldu ama bu sefer kesin eminim şu an hıçkırıyor. Çok tatlı. Musa'nın böyle bir dosyası var. O dosyanın içinden günlük ödevi çıkıyor. Ancak bugün bir tane daha mektup gelmiş. Mektupta da bir taraması yapılmış okulda. Ve Musa'da bit çıkmış. Seriyooo? Hayır çıkmamış. Ama Musa'nın sınıfında bit varmış. Musa hiç kaşınan çocuk görürse... Kesinlikle ondan kaçman gerekiyor. Saçını kaşıyan çocuk. Ne diyor? Ben artık şey yapma. Bir daha yapın son hareketi. Ben de tırnaklarımı yapıyorum. Evde kendim yapıyorum. Ya Musa sen bana ne dedin biraz evvel? Beni rahatsız etme çalışırken dedin. Sen de beni rahatsız etme. Yap hadi bitir. Ben tamam. Korku, tek. Men papa en, men mama finde echt. Te veel suiker spin. Ne suiker eaten, dat is slecht. Yasin yapabilecek mi? Musa kijk, mijn papa en mama vinden echt te veel suiker eten, dat is slecht. Ja. Dat is de juiste antwoord. Bunu yanlış yapıyorsun. De regen valt maar uit de lucht. Papa kijkt naar boven en hij zucht. Maar papa, nee, kijk, daar hebben ze zucht en een zucht. Ah, tamam, oké, ik hoor het in het. Ai, janum, ben je. Dat zegt de juf en ze lacht, dat is ook goed. Lacht? Nee. Yuh be, saniye içinde. Güzel değil mi? Köşesi niye? Köşesi en sevdiğim yer. Ya miso. O köşesi değil. Ha yedmişsin. Tamam. Ben yedim bile.
Yasin'le bir akşam klasiğimiz. Tetris. Kim gelecek? Açmadım bile ben kontrolü. Tamam bekliyorum bak sen çıkmak. Bekle. Ağlama sonra. Yasin dur. Kazanmam lazım. Görüşürüz başka vlogda. Görüşürüz.